Edirne Haber Merkezi'nden mutlu huzurlu akşamlar sevgili izleyenler. Mesainin son gününde 21 Eylül 2018 günlerden Cuma. Güne gündeme dair öne çıkan gelişmelerle karşınızdayım. Ve sevgili izleyenler, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile beraberindeki heyet Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında incelemelerde bulundu. Yüzbaşı olacak ilçe jandarma koltuğu. Sağ ol. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüz Özle Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Valilikteki güvenlik toplantısının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Eri'nin de katıldığı heyet, Akçakale sınır hattında ve hudut komutanlığında kurulan solar sistemiyle çalışan sınır aydınlatma, kamera takip ve güvenlik sensörlü sistemi inceledi. İncelemelerin ardından Bakan Yardımcısı İnce ilçeden ayrıldı. Sevgili izleyenler, üniversiteye yeni gelen öğrencilere yardımcı olmak için AK Parti Gençlik Kolları tarafından üniversitede açılan ÜNİAK standı açıldı. Açılan standı AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cever'i, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ziyaret etti. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları'na bağlı Harran Üniversitesi'nin ÜNİAK biriminin üniversiteye hoş geldin standını ziyaret etti. Açılan standta Şanlıurfa'ya ilk defa gelen öğrencilere nerede kalacakları ve onları istedikleri yöne yönlendirme konusunda yardımcı olunuyor. Özellikle üniversiteyi kazanan bir gencin o ile giderken, yabancı bir ile giderken en çok endişe ettiği husus acaba nasıl bir toplulukla karşılaşacağım, nerede kalacağım, benim hocalarım nasıldır gibi ciddi manada endişeler taşırlar. Bize de üniversiteyi kazandığımızda bu endişeleri taşıdık. Ama gittiğimiz yerlerde bizi hoş bir şekilde karşılayan simaları bulunca yabancı bir yere gelmediğimizi, aslında yuvamıza ve ailemize geldiğimizi gördük. Her öğrenci için bu çok önemlidir. Üniversitemize kayıt yapan, Urfa'ya ilk ayak basan genç kardeşlerimizi burada arkadaşlarımızı karşılıyorlar. Gençlik Kolları ve ÜNİAK heyetimiz onların sorunları için bu standı açmışlar. Kendilerine her konuda destek ve yardımcı oluyorlar. Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilerin burada öncelikle müracaatlarıyla birlikte onlara yardımcı olmak için böyle bir seferberlik ilanında bulunup bu konuda yardımcı oluyorlar. Bu güzel davranışlarından dolayı öncelikle ben onları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman için onların yanında olduğumuzu göstermek için bugün onları yerinde ziyaret edip bu konuda onları tebrik ettik, teşekkür ettik. Sevgili izleyenler, sıradaki haber üzücü ve Adıyaman'dan. Adıyaman'da bir yurtta görevli temizlik işçisi temizlik için girdiği foseptik çukurunda elektrik akımına kapılarak maalesef hayatını kaybetti. Ekipler ise akıma kapılan işçiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Adıyaman'ın Altınşehir mahallesinde bir yurtta temizlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Mehmet Kılınç, bahçedeki foseptik çukurunda tıkanıklık olduğunu fark etti. Çukurun kapağını açan Kılınç, çukur içerisinde bulunan dalgıç pompanın borusunun tıkandığını görünce boruyu temizlemek istedi. Elini boruya sürmesiyle elektrik akımına kapılan Kılınç dengesini kaybederek foseptik çukurunun içerisine düştü. Nereden buraya takılırım? Elektriği kesmiş, kafa oraya eğildi ya. Olayı fark eden yurt görevlileri 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler elektrik akımına kapıldıktan sonra çukura düşen işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Foseptik çukurunun üzerine itfaiye ve afet ekipleri tarafından düzenek kurularak polis dalgıç ekipleri düzenekle çukurun içerisine girdi. Dalgıç ekipleri çukurda hareketsiz kalan Kılınç'ı dışarıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 acil sağlık ekiplerince yapılan Kılınç daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan temizlik işçisi Mehmet Kılınç yapılan bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sırrın mahallesine bağlı Gürcütepe bölgesinde yıllardır tapu sorunu yaşayan 114 hak sahibinin tapu sorununu çözüme kavuşturdu. Haliliye'ye bağlı Gürcütepe mahallesinde yıllardır devam eden tapu sorunu son buldu. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Gürcütepe mahallesinde düzenlenen törenle hak sahiplerinin tapularını teslim etti. Gürcütepe'de yıllardır tapu sorununun olduğunu ifade eden Demirkol, mevzuat çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla tapu sorununu ortadan kaldırdık dedi. Gürcütepe Mahallesi'nin kuruluşundan bu tara devam eden bir tapu meselesi vardı ve kimsenin tapusu yoktu. Evler yapılmış, dükkanlar yapılmış ama bu evlerin tapusu yoktu. Biz de mevzuat çerçevesi içerisinde Haliliye Belediyesi'nin teknik ekipleri çalışarak bu tapu meselesinde çözdüler ve 114 sakinimiz mahallemizin 114 sakininin tapu almasını inşallah sağlamış bulunmaktayız. Almış olduğunuz bu tapularda evlerinizde sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum sizlere. 114 hak sahibinin tapularını kendilerine teslim eden Demirkol daha sonra bölgeden ayrıldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Akif Altay, Araştırma ve Uygulama Hastanesi hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Profesör Doktor Altay, Şanlıurfa'daki Tek Tüp Bebek Merkezi'yiz dedi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Akif Altay, Devlet Su İşleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Biliyorsunuz ülkemizin yaşadığı bu ekonomik süreçler içerisinde böylesine büyük bir hastanenin tamamlanması ve Şanlıurfa Sağlık Hizmeti'nin açılması oldukça önemliydi. Başhekim Altay, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin kapasitesi hakkında bilgi verdi. Günlük ortalama 2500 ile 3000 arasında hasta kabul ediyoruz. Yaklaşık 500-550 aralığında yatak doluluk oranımız var. Ortalama 60-70 civarında arada hasta şeyimiz oluyor. Yani yatak kapasitemiz oluyor. Tüp bebek konusu hakkında bilgi veren Profesör Doktor Altay, şehirde tüp bebek merkeziyiz dedi. Şehirdeki tek tüp bebek merkeziyiz. 2 hafta öncesinden bir planlama yapılmıştı. Şu anda bayram sonrası tekrar aktif oldu. Bu tüm devlet kurumları için geçerli bir uygulamaydı. Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda. Altay, göz doktorlarının az olduğuna dikkat çekerek şu şekilde konuştu. Göz bugünlerde birazcık daha popüler çünkü ciddi bir şekilde göz hastası var. Ancak bu konuda beni ziyarete gelen dostlarıma da hasta yakınlarına da söylediğim bir şey var. Şu anda göz hekimi bulma ve yetiştirme konusunda ülkede bir sayı azlığı var. Çünkü çoğu gencimiz artık daha rahat branşları seçiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 assubay olmak üzere tümü aktif görevde toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlarla ankesörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.
Bu kapsamda 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 assubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı aktif görevlerdeyken, şüphelilerden 5 pilot, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve 15 ilde devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gaziler ve şehit aileleri 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Siverek Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından Gaziler Günü münasebetiyle gaziler onuruna düzenlenen yemeğe Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Şenol Çetin, gaziler ve gazi yakınlarıyla şehit aileleri katıldı. Siverek Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yemek programında masaları dolaşan Yılmaz, gazi ve şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Programla ilgili konuşan Yılmaz şunları söyledi. Kaymakamlığımızın düzenlediği bir yemekle gece tertip ettik. Siverek Belediyesi olarak bizler de sosyal tesislerimizi kendilerine açtık. Ve gazilerimizle, şehit yakınlarımızla bir araya geldik. Çok güzel bir gece oldu diye düşünüyorum. Adana'da 10 yaşındaki çocuk motosiklet ile seyir halinde olan bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı sevgili izleyenler. Çocuk ile vurduğu kişi arasında daha önceden husumet olduysa sonradan öğrenildi. Olay Adana Yüreğri ilçesi Haydaroğlu mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana geldi. 01AAD441 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç, 10 yaşındaki FK tarafından silahlı saldırıya uğradı. FK pompalı tüfekle defalarca ateş açarak Ali Genç'i sırtından vurdu. Yaralanan genç motosikletinden kanlar içerisinde yere düştü. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genci Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralama olayını gerçekleştiren FK ise olay yerinden kaçarak kayboldu. Mahallenin etrafını abluka altına alan polis ekipleri FK'yı kısa sürede yakaladı. FK sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sevgili izleyenler, Mersin polisinin uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyon neticesinde 4 kilo 80 gram esrar ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu mahallesinde bir ikamette uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 4 kilo 80 gram toz esrar, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Toz esrar. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Materyal zararı. Ve efendim şimdi sevgili izleyenler kameralarımızı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa buluşmalarına çevireceğiz. Ve şimdi kameralarımız o tarafa geçecek. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.